Videoma hoş geldiniz. Bu seride kimsenin bilmediği Türk oyunlarını Steam'de tek tek bulup, oynayıp, inceleyip, yorumluyorum. Ha bir de bir duyurum var. Discord'da Türk yapımcılar için bir alan açtık. Eğer sen de Türk oyun yapımcısıysan Discord'umuza gelerek burada oyununu tanıtabilirsin. Discord linkimiz açıklama kısmında bulunuyor. Hepinizi bekliyorum efendim. Bir de ilk Türk oyunumuza geçmeden önce size azıcık birazcık GeForce Now'dan bahsetmek istiyorum. GeForce Now sayesinde oyunları indirmeden tamamen cloud sisteminden oynayabilirsiniz. Gayet cüzi bir miktarda seçeceğiniz plana uygun bir şekilde tık diye giriş yapıp tık diye oynayıp sonra kapatabilirsiniz. Hatta bedava plan bile mevcut aslında. Detaylı inceleme için açıklama kısmına gidebilir ve oradaki linke tıklayarak GeForce Now'ın sitesine gidebilir. Kendinize uygun planı nasıl olduğunu sistemin inceleyebilirsiniz. Özellikle internet üzerinden oynadığınız için oyunu hiçbir bilgisayar sisteminin gerek kalmadan kasmadan oynayabilirsiniz oyunları. Dediğim gibi link açıklama kısmında var. Şimdi ilk Türk oyunumuzu oynayıp incelemeye devam edelim. Şimdi ilk oyunumuzdan başlayalım. Wild West Old Sam. Biraz hazır asetler konulmuş gibi sanki. Fiyatı gayet ucuz ama. 0.89 cent. Çok cüzi bir miktar ama yani oyun da çok iyi durmuyor açıkçası. Yine de küçük çaplı hikayeli bir oyun olacağını öngörerek bakalım nasılmış. Sam evini bastırdığını ve oğlunun kaçıldığını hatırladı. En son Matt'in yüzünü gördü. Paint'ten çizilmiş. Bu arada yine her Türk oyununda karşılaştığımız bu seride özellikle. Seslerde sıkıntı var abi. Sesler bir yükseliyor, bir alçalıyor. Bir dengesini koruyamıyorlar bunun. Abi biraz referans monitörüne bakıp da çok rahat yapabilirsiniz bunu. Niye yapamıyorlar anlamıyorum yani. Niye beceremiyorlar bunu? Bronz anahtarı bul, gümüş anahtarı bul, altın anahtarı bul, Mete öldür. Mesela gereksiz fazla ayak sesi var. Benim silahım mı yok? Ha var. Aa! Kayboldu. Ya bu map bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Okey. Canımız hiç gitmedi bu arada. Press F'de open. Wow! Çift sabah tabancalı. Çok iyi. Ben bu map'i biliyorum arkadaşlar ya. Nereden olduğunu söylemeyeceğim de. Map bile hazır galiba. Canım gidiyor mu ki benim? Görmüyorum ki. Canım gitmiyor galiba. Bu ne abi? Ne kadar kan efekti istersiniz? Evet. O ne yapıyor? İyi misin kral? Altın anahtar da burayı mı açıyor yoksa? Evet. Bu da Mac, şey Matt galiba. Matt ne haber? Kral? Matt? İyi misin Matt? Matt öldü. Ne oldu abi Matt öldürünce? Oyun bitti. Hayat bitti arkadaşlar. Matt'i öldüren Sam aldığı bilgileri doğrulmak için eski bir dostu ziyaret eder. Sam bir sonraki kasaba için yola çıkar. Biri bulmak ve şerefin nerede olduğunu öğrenmek istiyor. Sinirim bozuldu. Evet gördüğünüz arkadaşlar çok kısa ve aynı görevleri tekrar tekrar yaptığınız, farklı maplerde de diyemeyeceğim maplerde aynı bokun lacivertini sürekli yaptığınız, çok ucuz, hazır asetler kullanılmış, hiç emek verilmemiş, uğraş verilmemiş bir oyun kendisi. Yani bu en fazla kendi kendine, kendini geliştirmek için yaptığım bir oyun olabilir. Bunu herhangi bir şekilde satışa sunmam bile bence ayıp yani. O yüzden direkt önermiyorum, direkt geçiyorum bunu. 89 cent bile fazla. Sıradaki oyunumuz bir roguelike olduğu için daha uzun süre vakit ayırmak istedim. O yüzden de videoda ilk bakış yapmadım. Temel mekaniği tam bir oyun için çok yetersiz de olsa özünde ya olmuş aslında. Yaratıkları vurmak keyifli sayılır ve yaratıklar da düz duvar değiller. Onun dışında roguelike öğeleri de keza çok yetersiz ama kafa yapısı olarak doğru yolda bence. Yani oyunun çapının büyümeye ve niteliklerinin çoğalmasına ihtiyaç var. Temel yapısı çok mu iyi? Hayır. Yani kötü de değil, iyi de değil. Aslında çok basit, indikatörler bile eksik. Örneğin skill atarken ki gösterge ya da işte düşmanların knockbacklenmesi, postürlerinin bozulması gibi gibi. Öte yandan az içerik olduğu için korkunç bir grind söz konusu. Düşmanların da ekstra zor o yüzden. Oyunun başından ilerleyen kısımlarına kadar kademeli artan bir zorluktan ziyade cümbüş söz konusu. Tabi aslında bunların hepsi içerik eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani birçok bu serideki Türk oyununun olduğu gibi bu da aslında tam olarak bir oyun değil. Yani bitmemiş bir proje. O yüzden ortalama bir iş deyip sadece benim gibi böyle meraklısına, destek olmak isteyenine öneriyorum. Diğer arkadaşlara öneremiyorum maalesef. Özellikle şu anki haliyle. Bu ve bunun gibi 2-3 oyuna ekstradan bu kadar ılımlı yaklaşmamın sebebini merak edecek olursanız aslında bir potansiyel görüyor olmam. O da yapılan işin kötüden ziyade çok yetersiz olduğu için. Yani bir kafa var ama işçilik yok. Diğer bazı oyunlarda ise tam tersi. Belki işçilik bile var ama kafa yok. Ya bazılarında ikisi de yok zaten. Neyse uzatmayayım, diğer oyuna geçelim. Sıradaki 3. oyunumuzun ismi Pirate's Journey. Siz ve mürettebatınız 1600'lerin sonlarında tropik bir adada gemi kazası geçirdiniz. Bu böyle bir adaya kapanmalı, böyle crafting, hayatta kalma zaten taglerinde de varmış. Ama incelemelerde karışık almış. Demek ki çok da iyi bir oyun değil herhalde.
Fiyatı da 6 dolar. 6 dolar birazcık fazla bence. 2-3 dolar olmasını beklerdim bu oyunun. Özellikle karışık incelemeler almasından dolayı. Oyun yapmaya karar vermişim ve ilk denemem bu oyun olmuş gibi bir şey. Çok eksiği var. Oynaması zevkli değil. Daha çok yolu var. Umarım daha iyi yerlere gelir ama şimdilik iade demiş mesela biri. Ya bu benim çoğu Türk oyununa bu serideki yaptığım yorum ortalama aslında. Bunu çok kez söyledim yani bir sürü oyun için. Tabii görmeden karar vermeyelim. Ön yargı oluşmasın. Kendimiz bizzat bakalım. Yine bir macera başlıyor. Kaptanın seyir defteri falan filan. Biraz kasıyor gibi. Optimizasyon biraz sıkıntılı gibi. Demir çevik metal eşyalar. He, bu bayağı base kurmalı falan. Böyle Medieval Dynasty tarzı. Bir de haritamız varmış. Ona da bakalım. O bayağı da büyük bir harita var aslında. Ha bak buralarda da bir şeyler var. Düşman üssü. Tabii önce galiba her crafting survival oyununda olduğu gibi balta yapmamız gerekiyor. Muz ağacı. Yani üzerine gelince göstermesi güzel bir şey bu arada. Mesela ne lazımmış balta için? Halat, sopa. Hiçbiri yok mu bizde? He, envanterde olsa da gözükmüyor. Bak bu accessibility açısından çok kötü. Mesela halatım var az önce craftladım gördüğünüz üzere. Ama hala kırmızı gösteriyor. Halat lazım diyor. Onu keşke bir gri yapsaydınız envanterde olunca. Ben envanterde ne var diye bakmam mı gerekiyor böyle? Merhaba abim. Aa lan. Ne yapıyorsun lan? Oğlum dost değil miyiz? Ana. Sen nasıl? O zaman baltayla gel. Gel hadi gel. Hı? Hı? Ne var lan? Ne yapacaksın lan? Oha! Nasıl uçtu gördünüz mü? Vay be, drift atarak kaçtı. Nerede o şerefsiz? Bak 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 bak. Bekle itemlerimi alıp var ya seni yok edeceğim. Bok çuvalı gibi yayılmışız yere. Ölü oyuncu. Aman akladım ha. Aa kaçıyor bir de şerefsiz. Gel buraya gel. Heh. Ganimet. Patates tarlası çiftçi ata. Bir tayfa çağır. Yeni bir tane geldi. Bendensin değil mi kral? Vursam sana bir şey olur mu? Pardon 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 oyuncum. Denedik ya, denedik. Gel kaçma. Küstü ya adam. Ne yapıyor? Çiftçi eklendi. Aa, çiftçi oldu lan Elif. Şapkası geldi. Ana, bayağı medieval dynasty'lik arkadaşlar. Hoşuma gitti bu benim ha. Reis. Fısk. Fısk. Şşt, hop. Marangozmuş bu. Aa, bak bunlarda farklı şeyler inşa edebiliyoruz. Tamam, burası bizim base'imiz o zaman şu anda. Burada istediğimiz inşaatı yapabiliyoruz. Aa, base building var bayağı. Eksik gerekli malzemeler. Fuck. Peki. O zaman arkadaşlar ben yani biraz uzun oynamam gereken bir oyunmuş bu. O zaman video kaydını kapatacağım. Kendim oynayacağım. Sonra bitmiş halini gösteririm size buranın herhalde. Yani siz yokken biraz maden yapacağım. O yüzden direkt incelemeye geçelim. Evet, şimdi biraz harbiden yani incelemeler Steam'deki sayfasındaki incelemeler gibi karışık bir yorum yapacağım. Şimdi bir kere öncelikle dezavantajları çok var. Örneğin bug çok var oyunda maalesef. Optimizasyonu rezalet neredeyse oynanmayacak haldeymiş. Ucu ucuna kurtarmışlar gibi bir şey. Onun dışında accessibility yani erişebilirlikte çok küçük çaplı ama çok fazla sıkıntı var. Oyuncuya gösterilen indikatörlerin çoğu yok ya da varsa bile sıkıntılı çalışıyor tarzı. Ama konsepti genel olarak iyi oturtmuşlar. Yani kendi tayfımız var ve bayağı bir şehir kuruyoruz, demircisini yapıyoruz, demircisinden gidip başka şeyler craftlayabiliyoruz falan. Aslında o kısımlar çok zevkli gerçekten. Bir de hatta co-op da oynanabiliyormuş. Co-op oynamadım ben, tek başıma oynadım ama co-op'u da eğer düzgün bir şekilde çalışıyorsa co-op oynanabilir bu yani kısa süreli de olsa. Arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz bu oyunda gerçekten. O yüzden co-op'u artı olarak alıyorum. Çok kötü bir oyun değil, harbiden böyle biraz karışık bir oyun. Çünkü teknik sıkıntıları çok var. Teknik sıkıntıları oyunun temel yapısının önüne geçiyor maalesef. Temel yapısının da tek sıkıntısı biraz fazla içine bir şeyler tıkıştırılmış olması. Yani hadi şunu da koyalım abi, bunu da koyalım, bunu da ekleyelim. Biraz daha böyle onlara da uğraşmayıp daha oyunu optimize etmeye falan çalışsalarmış güzel bir oyun çıkabilirmiş orada. En azından oynanabilir ve keyifli bir oyun çıkabilirmiş. Bir yandan da tabii erken erişim olarak açtıkları için oyunu belki ileride düzelir gibi düşünüyorum. Ya bu oyunu o yüzden yani önersem mi önermesem mi arada kaldım ama 6 dolar biraz fazla da olsa arkadaşlarınızla bir şekilde elde edip bu oyunu belki indirimde falan kısa süreli oynayabilirsiniz ya. Yani 3-5 saat oyalar sizi diye düşünüyorum. Çünkü temel yapıdaki işte bu kendi şehrini kurma, tayfanı kurma, etrafa gidip işte düşmanlara dalma falan, combat ne kadar kötü de olsa düşmanlara dalma, işte yerler ele geçirme, ganimet topla gibi gibi öğeler arkadaşlarla en azından oynarken zevkli gelebilir. Arkadaşlarla oynayacaksanız öneriyorum. Diğer türlü de işte ne bileyim indirimde belki 1 dolarken 2 dolarken alıp bakılabilir. O açıdan öneriyorum. Diğer türlü önermiyorum. Bunun ilk bakışı çok da gerekli olmadığını düşündüğümden direkt incelemeye geçeceğim. Çok küçük çaplı flash oyundan hallice bir ticaret oyunu bu. İşte malı İstanbul'dan 10 TL'ye alıyorsunuz kilosunu. Sonra gidip Ankara'ya 20 TL'den satıyorsunuz. Ankara'ya gitmişken oradan da kilosu 5 TL'den başka mal alıyorsunuz. Sonra onu da gidip Adana'da satıyorsunuz gibi bir oyun. Bu tür oyunları severim aslında. Ya Warband'de de Bannerlord'da da en çok uğraştığım mevzuat buydu. Bu tür oyunlar oynamak isteyenler bu arada Caravan ve Merchant of
the Skies adlı oyunlara bakabilirler. Neyse işte bu oyun daha çok hani bu tarz ticaret oyunlarının prototip versiyonu gibi düşünebiliriz. Çok daha sığ ve çok daha kısa hali. Bir de 5 dolara satılıyor Steam'de. Yani çok pahalı. Tam bir oyun zaten olmamasıyla birlikte tek artısı oyunun temel dizaynını yapan arkadaşın kotarmış olması. Hani çok zor bir şey değil aslında. Evet ama iyi anlamış ve sevdiği tarzı iyi yansıtmış kendi oyununda diye düşünüyorum. Ne kadar hazır asetlerle de olsa yapmış yani. Çünkü genelde Türk oyuncularında en temeldeki sıkıntılardan biri oyunun dizaynını anlayamamaları bence. Mesela bu arkadaş anlamış. İlk deneme için de yani fena değil ama tabii ki fiyatından ve doğru düzgün bir oyundan ziyade prototip oluşundan dolayı kesinlikle önermiyorum maalesef. Sıradaki son oyunumuzun ismi Technofumer. Bu anladığım kadarıyla bir böyle bir YouTuber'ların da içinde olduğu herhalde bazı. Bir parkur oyunu, bir kapışma oyunu, bir ilginç salak bir oyununa benziyor açıkçası. Ama asıl bu listeye bu oyunu alma sebebim aha da bu. Yani ücretsiz oluşu. Para vermeyeceğim, hem kod istemeyeceğim, bir şey olmayacak. Hop bakayım nasılmış dedim. Evet oyunu açtım bu arada ama yani gerçekten zor açıldı. 40 saat uğraştım nasıl açarım diye. Zar zor açabildim. Bakın mesela oynaya tıklıyorum, donuyor falan. Yani 3 gram kod bilgisi yapılmış bir oyun belli ki. Şu an yani kayıtta mıyım onu da bilmiyorum mesela. Ya virüs gibi oyun yapmışlar açıkçası. Başladı. Bunlar ne? Oy! Optimizasyon boku yemiş durumda. Evet düz shooter oyunu çıktı aslında bu. Bu ne abi? Niye böyle bir oyun söz konusu şu anda? Oo, kafalar falan. Ya bu tam Rus ekolü böyle troll gaming yani gibi olmuş. Tamamen deneme amaçlı bir oyun herhalde. Ben bu oyunu niye listeye aldım şu an onu bile bilmiyorum açıkçası. Evet şu anda ha. Zaten head var amına koyayım sadece. Bu ne? Allah ne oluyor lan? Kafalar çıktı her yerde. Headshot. İnanılmaz. Aha farklı bölüme geçtik. Aha 2D oldu lan oyun. Çeşitlilik desen var. Ya bu arada Anomaly Agent'tan iyi yine. Artık yani bir oyun yok ortada ama still Anomaly Agent'tan better yani. Evet bunu incelemeye bile almıyorum. Açıkçası leş. Rezalet. Yani bir deneme yapılmış gibi daha çok hani böyle oyun yapacağız da önce bir böyle prototip bir şeyler yapalım deneyelim bakalım hani kod biliyor musunuz nasıl yapıyorsunuz falan Unity kullanabiliyor musunuz Unreal Engine biliyor musunuz falan gibi bir oyun yani bu oyun değil işte deneme parayla satmıyorlar en azından hani parayla satsalar burada bayağı hakaret içeren söylemlerim olabilirdi bedava olduğu için hiçbir şey demiyorum yani keşke Steam'e de koymasaydınız tabii gönül isterdi ki hani hiç uğraşmasaydınız böyle şeylerle çünkü Steam'e koymak falan da para sonuçta da neyse beleşe koymuşlar o yüzden bir şey demeyeceğim ama incelemeye almıyorum bu oyunu ya videonun kapanışında sönük bir oyun oldu ama olsun. Canımız sağ olsun. Böyle olması gerekiyormuş. Bir sonraki videoda, Türk oyunları videosunda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın mutlaka. Hatta beğendiğiniz bir oyun varsa onu destek olmak için Steam sayfasına gidip oradan satın alabilirsiniz destek olmak için. Görüşürüz. Bye bye.